30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Misafirler, sevgili öğrenciler ve kıymetli Çanakkale'ler, değerli basın mensupları. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yüce milletinin yok olma tehlikesi. Parçalanarak vatanımızda özgür olarak yaşama hakkımıza son verilmek istenmiştir. Türk milleti için kabul edilemez olan bu duruma karşı 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misak-ı milli sınırları içerisinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanacağı tüm dünyaya aykırılmıştır. Bu mücadele kararı ile Batı cephesinde 1. ve 2. Yunus Savaşları indirilmiş, Ulu Önder Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatan her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Ve ya istiklal ya ölüm direktifleriyle kurtuluş mücadelesine devam edilmiştir. Sanmayın el toprağında gözü vardır Mehmetçiğim. Destan destan bayrağında sözü vardır Mehmetçiğim. Şaheseri Çanakkale gezer çelep türbününe doğru yaklaşmaktadır. Huzurlarınızda süngülerini kana bandıran gazilerimiz geçiyor. Devlere karşı devleşen şanlı mazilerimiz geçiyor. Türk yurdunun ve milletinin bölünmez bütünlüğünün kahraman savunucuları. Türk milletiyle ağlayıp Türk milletiyle güldünüz. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır düşüncesiyle yaptığınız mücadele, gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık bizim gururumuz ve alnımıza parlayan güneştir. Sizleri Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır diyen Ulu Önder Atatürk'ün kahramanları olarak selamlıyoruz. Bu destan Seyit Onbaşıların, Yahya Çavuşların, düşman yarısını saran Mehmetçiğin destanıdır. Şanlı tarihinde nice destanlar yazmış, kahraman şehitlerimizin torunları olmanın verdiği gurur içinde. Gerektiğinde daha nice destanlar yazacağına inandığımız kahraman Mehmetçiklerimiz geçiyor. Geçiyor süngüsüyle tarih yazan erler. Geçiyor kükreyen aslan gibi neferler geçiyor. Yaratanlar koca Dumlu Pınarı geçiyor. Gözler ileride, baş yüksekte, vücut dik. Geçiyor milletimin göz bebeği Mehmetçik.